Merhaba arkadaşlar. Senin'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. bu videomuzda gördüğünüz gibi sitemize logo yapacağız. ayrıca buradaki telif iletişim, hakkımızda sayfalarına link vereceğiz arkadaşlar. Yani bu sayfaları oluşturacağız. E şimdi ilk başta logodan başlayalım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi site yani tamamen e, oyunları meslesi gibi oldu. E, diğer bölümümüzde nasıl yazı yazılır. Yani GTA 5 mesela yazmışız dediğim gibi ASDF falan yazmışız. E, nasıl güzel yazılır falan onları göstereceğim arkadaşlar. E, ayrıca buradaki Read More kısmını falan da videonun sonunda göstereceğim nasıl Türkçeleştirilir diye. Ee, onun dışında işte programlar ekleyebiliriz. Bunları ayarlamamıştık hatırlıyorsanız. Ee, onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik bir logomuzu ayarlayalım. Ee, şey yapmayalım yani yazıyla kalmayalım. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey yeni sekme açıyoruz ve Canva yazıyoruz. Canva.com Buraya giriyoruz arkadaşlar. Buna ee, Altta diyeyim buna. Ee, buradan giriş yapın arkadaşlar hatta ben de sizinle birlikte oturumu kapatayım giriş yapayım e, bu şekilde geleceksiniz ya e, burada Google ile oturum aç diyorsunuz veya kayıt olun işte onu siz ayarlayacaksınız ardından sağ üstte arkadaşlar tasarım oluşturun diyor ona basıyoruz e, burada özel boyut aynen özel boyuta tıklıyoruz ve genişliğimiz 300 e, yüksekliğimizde 79 e, ben böyle yapıyorum her zaman siz olacak şekilde yaparsınız arkadaşlar. Yeni tasarım oluştur diyoruz. E, buraya geldikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey e, metine tıklıyoruz tamam mı? Metinde güzel bir metin bulalım mesela. E, nasıl olabilir? Oyun indirme sitesine göre nasıl olabilir? Mesela azıcık daha çıkalım. İnternet de biraz yavaş. Bak bu olabilir mesela play diyor. E, bunu iki kez tıklıyoruz. İsmini sitenizin ismi yapıyorsunuz. Ben ne yapayım? İndirme Aklıma güzel bir şey geldi indirme platform diyeceğim tamam mı CTRL e ya da şöyle yapalım hadi hepsini seçiyoruz ee, Buradan boyutunu tabi kısaltıyoruz arkadaşlar Sığacak şekilde ee, Aynen bu şekilde Ben ne yapacağım biliyor musunuz Arkadaşlar burada yaratıcılığınızı konuşturacaksınız tamam mı ee, İndirme platform yazdım o, oyunu koymadım Hatta biraz daha kısaltayım Oyunun yerine oyun png koyacağım buraya Oyun ee, görseli koyacağım Onun için de yeni sekme açıyorum oyun, PNG yazıyorum arkadaşlar görselleri tıklıyorum e, sistemimizin rengi neydi maviydi değil mi mavi bir logo bulmam gerekiyor ama mesela bu güzelmiş bunu aldım arkadaşlar bakın bu şekilde indirirseniz arkadaki şeyler gözükecektir o yüzden buna bir kez tıklıyoruz bunu kapatalım e, içindeki e, aşağı doğru indiğimizde PNG indir var değil mi PNG indir tıklıyoruz ve pencemiz iniyor. Şimdi bizim indirme platformu burada değil mi? Ee, bunu bu şekilde sürükleyip buraya atıyoruz arkadaşlar ve gelecektir. Şimdi gördüğünüz gibi geldi. Bu geldi. Bunu boyutunu biraz böyle arttırabiliriz. Şöyle tam olsun bu arada bu. Aynen bu şekilde güzel. Ee, şimdi bu oyun yerine geçecek. Ee, sola kaydırılmaz. İndirme platformu biraz boyutunu arttırabiliriz arkadaşlar. Sığacak şekilde bunu şöyle genişliğini ayarlayalım. Bu şekilde yapalım. Aynen, bu şekilde güzel bu mor oldu bu mavi oldu onu nasıl ayarlayacağız? ikisini işte hepsini seçiyoruz rengi geliyoruz ee, burada zaten fotoğraf rengi çıkıyor değil mi buna basıyoruz arkadaşlar veya bunları da seçebilirsiniz ama bence bu daha güzel olacak bakalım değişmiş mi gördünüz bir değişmiş ee, efektler falan var ama bu efekt hmm, bakalım nasılmış mesela böyle yapalım hmm, tam bu şekilde güzel arkadaşlar böyle kalsın ben çok da profesyonel bir logo yapmayacağım yani sonuçta burada eğitim videosu çekiyorum. Ee, bu şekilde güzel at. şöyle yapabiliriz Biraz daha, daha kısaltıp bunu artırabiliriz Aynen bu şekilde ee, böyle daha iyi olacak arkadaşlar. Ee, logomuz hazır şöyle tam ortalayalım ee, bunu indirmek için arkadaşlar indir butonuna tıklıyoruz. indir diyoruz bu kadar basit yani. Ee, PNG'miz şu anda indi bundan çıkabiliriz aynen burada bunu nasıl sistemimize atabiliriz? Buraya yapabiliriz derseniz Blogger'a geliyoruz. düzen kısmında arkadaşlar logo kısmı var değil mi? Üst bilgi paneli. Buraya giriyoruz. Şimdi burada bir resim kısmı var değil mi? Bilgisayarınızdan dosya seç. Buna basıyoruz arkadaşlar ve indirdiğimiz PNG'yi açıyoruz. E PNG'miz şu anda yüklendi arkadaşlar ama burada başlık ve açıklama yerinde kullanmak için buna tıklıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Logomuz bakalım gelmiş mi? Yeniledik sayfayı. Gördüğünüz gibi biraz küçük olmuş ama e, ismimizin büyüklüğünden dolayı böyle küçük oldu. E, oyun indirme platformu. Tıkladığımızda logomuz hazır halde arkadaşlar. Siz dediğim gibi daha güzelini yapabilirsiniz. E, şimdi telif hakkı, iletişim hakkımıza kısmını nasıl yapabiliriz? Bunu göstereyim. Bunlardan da artık çıkabiliriz. Hatta şunu da kapatalım. E, şimdi blogger'a geldik. Burada arkadaşlar sayfalar bölümü var. Sayfaları tıklıyoruz. E sayfa yok değil mi? Yeni sayfa diyoruz. İlk başta telif hakkını yapalım mesela. Başlığımız telif hakkı olacak. Telif hakkı. Yaz artık yazabilirsem artık. Ve şimdi telif hakkı yazdık arkadaşlar. Buraya da e, buraya tıkladığımızda işte sayfada ne olsun? Mesela bir örnek telif hakkı yapalım. Örnek telif hakkı sözleşmesi diyelim. E mesela yayın sözleşmesi örneğine tıklayalım arkadaşlar. Umarım resimli değildir. Bize yazı lazım çünkü bakalım ne çıkacak örnek yayın sözleşmesi aynen mesela bunu kullanabiliriz e bunları tamamen arkadaşlar siz düzenleyin bu arada e şunu şöyle kopyalayalım aynen bu şekilde hatta bunların hepsini kopyalayalım aynen şimdi bunları kopyaladık arkadaşlar ve buraya yapıştırdık ya bu telif hakkı tamamen sizin sorumluluğunuz olduğu için yani siz bunları özelleştireceksiniz e, o indirme hisselerinden bakın arkadaşlar o şekilde yapın ee, çok tapmam bu konuyu yani o kadar da asla mahkemelik falan olamazsınız yani haberiniz olsun yani çok zor daha doğrusu yani o yüzden kafayı mı korkmayın arkadaşlar ee, şimdi bunları böylesine yaptım ben ee, düzenlemeyeceğim telefak yazdım ve yayına ya bastım arkadaşlar onayla dedim ee, şu an telefak sayfamız e, oluştu buna bakalım ilk önce ee, göster diyelim evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Ama niye telif olmuş bu onu anlamadım ee, o zaman nasıl yapabiliriz Arama çıkmamız seçenekler bir bakalım yerine yani Telif hak olmuş onu nasıl yapacağız ya dur bakalım Telif hakkı yapalım Güncelleyelim mi Düzelecek mi düzelmedi ee, Neyse sıkıntı olmaz ya bu hiçbir sıkıntı olmaz sizde zaten büyük ihtimalle telif hakkı olacaktır Ve onunla çok önemi yok yani Şimdi göster dedikten sonra buraya kopyalıyoruz arkadaşlar bu bağlantıyı Ardından düzene geliyoruz. Ee, burada menümüz neredeydi bizim? Aynen bu menü. Bu menüde arkadaşlar telif hakkı var, değil mi? Edit'e basıyoruz, telif hakkı. URL'sini siliyoruz ve kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz, Save diyoruz, kaydet diyoruz ve e, şimdi yeniden bakalım. Telif hakkına tıkladığımızda olacak mı? Basıyorum ve gördüğünüz gibi telif hakkı arkadaşlar sayfamız geldi. Mis gibi geldi. Hiç sıkıntı mıkıntı da vermedi. Ee, ama iletişim falan yok. Onları da hemen ayarlayalım. Ee, onu da ayarlamak için tekrar sayfalar yeni yayın ve iletişim diyelim. İletişim ne yapalım mesela? Ben e-mailimi yazacağım. Formda, formu gösteremeyeceğim şu anda. Eh baba veya şöyle yapalım. Bizimle iletişime geçmek için ee, gmail diyelim fb 301 Aynen bu şekilde yeterli olacaktır. Çok da form falan aslında o kadar da gerek yok yani. Yayınla dedik onayla dedik ve iletişim sayfamızı göster diyoruz. Bu şekilde. Bu linki de kopyalıyoruz ve aynı şekilde arkadaşlar düzene geliyoruz. Menümüze tıklıyoruz. Burada iletişimi edit diyoruz buradaki URL'yi silip kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz. Save diyoruz. Kaydetiyoruz. Ve bakalım olmuş mu? Sayfamıza tekrar girelim. İletişim dedim. Ve gördüğünüz gibi bizimle iletişime geçmek için Gmail epa 301 Bu kadar kolay aslında. Şimdi hakkımızda da yapalım mesela. O da kalmasın. Yarım kalmasın. Yeni sayfa. E, hakkımızda dedik. Şimdi ne yapabiliriz buraya? E, mesela oyun indirme platformu platform.blogspot.com virgül e, 2021 tarihinde e, kurulmuştur değil mesela sizler için birçok ücretsiz oyun indirme linklerini paylaşıyoruz bu şekilde yapalım başka ne yazabiliriz mesela e, Murat Sarıbaş tarafından e, kurulmuştur ya da şöyle yapalım. Bunu silelim. 2001, 2021 tarihinde Murat Sarıbaş tarafından kurulmuştur. Sizler için birçok oyun indirimi falan paylaşıyoruz dedik. E, ee, yayınla dedim. Ben tabi arkadaşlar kısa geçiyorum. Yani siz bunu özenle yaparsınız artık. Benim çünkü videodayım. Vaktim de dar. E, ee, sayfa nasıl mı dedik. Onayla dedim. Şimdi hakkımızda da aynı şekilde gösteriyoruz. Linki almak için. Linki alıyoruz. E, düzene geliyoruz tekrardan menü düzenle hakkımızla düzenliyoruz edit'e bastık buradaki linki kaldırıp e, kopyaladığımız pardon yani, ge, bu da olur tamam yapıştırıyoruz buraya save diyoruz kaydet bakalım olmuş mu arkadaşlar hakkımızla'yı basıyorum gördüğünüz gibi hakkımızda kısmı da çalışıyor e, bu kadar basitli arkadaşlar e, logomuzu yaptık bunları kapatabiliriz e, logomuzu yaptık buradaki menüleri ayarladık sayfada bağlantılarını ayarladık e, başka şunu da ayarlayacaktık onun Sözünü vermiştim onu unutmayayım Read more nasıl Türkçeleştirebiliriz daha fazla yazabiliriz e, bunun için temaya geliyoruz arkadaşlar yine HTML düzenle diyoruz önceki videomda göstermiştim şu arama kısmını Aynı mantıklı yapacağız e, buraya gelip ctrl f butonuna basıyoruz klavyeden Ve e, red mor değil mi bak ismi mesela bakalım Aynen read arkadaşlar mor yazıyoruz enter basıyoruz e, büyük ihtimalle bu olabilir e, başka git da olacak ama bu olabilir o yüzden ben bunu siliyorum daha fazla siliyorum ve kaydediyorum arkadaşlar Umarım budur olmazsa başka bir mor bulacağız bakalım olacak mı ben de bekliyorum açıkçası Şimdi güncelleme başarılı dedi. Bakalım yeniliyorum arkadaşlar. Umarım olmuş da yani olmuş. Ee, daha fazlası oldu gördüğünüz gibi. Bana tıkladığınızda işte daha fazla yazılar falan gözüküyor. Ee, bu kadar da arkadaşlar yani başka ne yapabiliriz? Mesela popüler postu düzenleyelim. Buradan çıkalım geri gelelim. Ee, biraz hızlı anlatıyorum bu arada bu bölümde arkadaşlar. Siz durdurup falan bunları ayarlayacaksınız. Ee, mesela burada break ne istiyor değil mi? Onu da Türkçe yapalım. Ticker neyse geldik düzenden e, breaking neyse diyor zaten burada düzenleye bastık bunu yayın akışı diyelim mesela yayın akışı siz kafanıza göre ayarlarsınız dedim gibi kaydet dedim onun dışında neye bunu alacaktık popüler postu popüler post yerine popüler e, yazılar diyelim ya da popüler oyunlar diyelim popüler oyunlar hatta şöyle yapalım e, son 7 gün içinde en çok görüntülenenler e, göstermek için popüler yani onu yapacağız. Bunun yerine de haftanın indirilenleri yazalım arkadaşlar. Yani son bir hafta içinde en çok popüler olanlar gösterilecek ve ismi de haftanın indirilenleri olacak. E, en çok ne kadar gözüksün diyor? Bence 7 veya 10 arası olsun. Ben 10 diyorum. Kaydederim. Eee yeniledim sayfayı bakalım olmuş mu? E, haftanın indirilenleri gördüğünüz gibi en çok GTA girilmiş. Ondan sonra GTA 5 Ondan sonra FIFA 21. Ee, başka yapacağımız bir şey var mı? Regent Post Commons. Bunları da dediğim gibi hemen ayarlayalım. Regent Post yerine e, son yayınlar diyelim. Kaydettirdik. Commons yerine de e, son yorumlar diyelim arkadaşlar. Kaydettirdik ve bunlar da CTRLR yaptım yenilemek için Türkçe oldu gördüğünüz gibi. Başka yapacağımız bir şey var mı? Yeniden bakıyorum. Bu videoluk bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Serinin diğer bölümünde dediğim gibi SEO uyumlu nasıl yazı yazılır? Yani düzgün bir şekilde Google'da üst sıralarda çıkmak için nasıl yazılar yazmalıyız? Bunu göstereceğim. o en önemli şey yani neredeyse o arkadaşlar. O bölüm olacak. bu videoluk bu kadar dediğim gibi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım siz de arkadaşlar hissiniz yapabiliyorsunuzdur. ben bu siteyi biraz daha özenleştirip bölümün sonunda Herhangi birine vereceğim arkadaşlar. Hediye edeceğim. Hiçbir ücret vesaire yok. Zaten bu siteye kimse para vermez yani açıkça konuşalım. Çünkü zaten ücretsiz bir şekilde oluşturulmuş. O yüzden arkadaşlar takipte kalın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.